canlı yayına bağlanmadan önce göstermenizi istediğim videoyu seyretmek istiyorum. Dünya Girişimcilik Forumu nedir, ne değildir tanık olmanızı istiyoruz. Ne kadar büyük bir organizasyonun başkanıyla az sonra Fransa'dan canlı yayın görüşmesi gerçekleştireceğimizin de altını çizmek için bu videoyu size göstermek istiyorum. Exciting conference because you know you're talking about social impact, you're talking about businesses, you're talking about employment, creating jobs for people. It is unique because it gets together not only entrepreneurs but also educators, government and agencies together. It is something which wakes you up, it creates a churning inside your heart, makes you get up and do something. Impressed by your collection of speakers and the ability to tie in both the big global issues. It delivers what entrepreneurs are looking for, you know, in terms of discussion. You can feel the energy within the people, so it's great to be here. What I'm looking forward to is looking at job creation opportunities and what kind of solutions we can work around. Sustainable and impactful entrepreneurial initiatives. The age-old question of entrepreneurship, can you teach it? It's the wrong question. Our goal should not be to teach entrepreneurship, it should be to create conditions in which entrepreneurship flourishes. Entrepreneurship means aiming at something taller than oneself. There is a future for us beyond what we see in the news every single morning and the tragedies that keep us entrepreneurs who are solution providers feel helpless. How do we help these people, the millions of people that are internally and externally dislocated in their countries and in their neighborhoods? We pledge to use this award as an added impetus to spur us to hold positive and inclusive policies that would raise the standard of living of our people and to help make our country and our continent peaceful, inviting, and accommodating to its people. Hepinize Lyon'dan, Fransa'dan doğmuş ve doğmuş oldum, büyümüş değil. Sadece doğdum Adapazarı'nda, çok erken İstanbul'a göçtük oradan. Aranızda çok olmak isterdim bugün, karşı karşıya, o ankide. Fakat işlerimin yoğunluğu dolayısıyla uzaktan, yeni teknolojilerin verdiği olanaklardan dolayı size buradan sesleniyorum. Şimdi tabii böyle bir güne hariçten uzaktan konuşmak zor. Orada kendi dinamiğinizi kurmuşsunuzdur girişimcilerle. Benim size vermek istediğim mesaj, konumuz galiba sürdürülebilir büyümede Türkiye girişimcilik ekonomi sistemi, hani dünya ekosistemlerinin arasında nerelerde? Bu konuda konuşuyorsunuz değil mi bugün? Evet hocam. Şimdi ben tam olarak bu konuda konuşmayacağım. Bu konuda başka bir zaman inşallah bizzat gelip Sakarya'da konuşurum, ama şu kadarını söylememiz gerekir ki Türkiye'deki girişimci ve ekosisteminin bugünkü sorunu Çin'deki, Hindistan'da ve Brezilya'da olduğu gibi bu tip ülkelerde, Endonezya'da aynı sorun. Aslında Türkiye'de girişkenlik çok yaygın bir şey. Girişimciliğe heveslik de var. Fakat önemli olan bugün
sürdürülebilir büyümede Türkiye'nin aynen Çin gibi, Hindistan gibi, Brezilya gibi made in ekonomisinden, yani verimliliğe dayalı ekonomiden, made in China, made in Turkey, made in Brazil, şeye geçebilmesi lazım. Innovated in Turkey, innovated in China, innovated in Brazil. Türkiye bu yarışın içinde. Dolayısıyla girişkenlik, girişimciliğe heveslilik tek başına yetmiyor. Türkiye'de öyle girişimcilik ekosistemleri yetişmeli ki artık verimliliğe dayalı değil, inovasyona dayalı, katma değeri yüksek ürünleri ortaya çıkaracak girişimcilik modeline gerek var. Bu konuda size tek söyleyebileceğim şey, çok yakından tanıdığım ülkeler, Çin, Hindistan, Brezilya, Endonezya, Şili, Arjantin, Meksika, Türkiye kendine benzer bu tip ülkelerle karşılaştırılırsa, tabii nüfusa oranlı olarak ele alırsam biraz geri maalesef. Dolayısıyla Türkiye'de daha yeniliğe dönelik, inovasyona dönelik, girişimcilik ekosistemlerini geliştirmeye ihtiyaç var. Bunu bir parantez olarak kurayım ben sizlere. Önümdeki 15 dakikada size söyleyeceğim konu şu. Ben Dünya Girişimcilik Forumu bir küresel bir hareket, bir kurum. Bir ucu Singapur'da, bir ucu Çin'de, bir ucu Fransa'da ve her sene gelişmekte, bu sene 8. forumumuzu yaptık. Onun bir başkanı olarak size bir mesaj vermek istiyorum. Şimdi bu sizin yapmış olduğunuz bu etkinlik Dünya Girişimcilik Haftası'nın bir parçası, değil mi? Evet hocam. Öyle mi? Evet. Öyle. Şimdi bu gibi şeyler bundan 10 sene evvel yoktu. Dünya Girişimcilik Forumu, Global Entrepreneurship Summit, ondan sonra her yerde teknoparklar. Peki soracağım soru var şu. Acaba girişimcilik moda mı oldu? Yoksa yapısal bir sorun mu var? Girişimciliğe ihtiyaç mı var? Yapısal bir nedenden dolayı mı giriyor? Yoksa geçici bir moda mı? Ya böyle dünyanın her yerinde etkinlikler oluyor. Öğrenciler toplanıyor. Girişimcilerle öğrenciler yan yana geliyorlar. Öğrenciler ki entrepreneurlar diyoruz biz buna. Yani geleceğin girişimciliğine heveslenenler. Şimdi benim görüşüme, bizim Dünya Girişimcilik Forumu'nun görüşüne göre bu asla bir moda değil. Yapısal bir dönüşüm. Yapısal bir dönüşüm, çünkü dünyanın her zamandan daha çok bugün milyonlarca girişimci, dolayısıyla binlerce girişimcilik ekosistemine ihtiyaç var. Neden binlerce ekosisteme ihtiyaç var? Kırsal alanda olsun, büyük şehirlerde olsun, gelişmekte olan ülkelerde olsun, gelişmiş ülkelerde olsun, her yerde girişimcilik ekosistemini yaratmak, geliştirmek gerekir ki o elverişli şartlar içinde milyonlarca girişimci yetişebilsin. Neden dünyanın milyonlarca girişimciye bugün ihtiyacı var? Bunun cevabını vereceğiz. Bunun cevabı da bizim Dünya Girişimcilik Forumu'nun kurulmasına neden olan bir saptama. Çünkü sevgili öğrenciler, önümüzdeki yıllarda 2014'ten 2050'ye doğru ilerlerken içinde bulunmuş olduğumuz bu dönemde dünya birinci sanayi devriminden bu yana 18. yüzyılımızdan sonunda bu yana karşılaştırmış olduğu en ağır ve en büyük sorunlarla karşı karşıya. Yani dünya görülmemiş bir dönüşümün aşamasında. Bilmiyorum, işinizde okumamışsanız okumanızı tavsiye ederim. Üçüncü Sanayi Devrimi diye kitabı vardır. Jeremy Rifkin, Amerikalı düşünür ama daha çok Avrupa'da yaşar ve Avrupa Komisyonu'na ve Avrupa ülkelerinde danışmanlıkta bulunur. Kendisi üçüncü endüstri, sanayi devriminden
ekonomisinden bahsediyor. Ve şöyle bir saptaması vardır. Büyük sanayi devrimleri, dönüşümleri ne zaman ortaya çıkar? Şu şekilde ortaya çıkar. Eğer yeni bir enerji sisteminle yeni bir altyapı sistemi bir araya gelip de karşılaşırsa onların karışımından ortaya yeni bir dünya ortaya çıkar, yeni bir devrim yaratılır, sanayi devrimi. Digital altyapıyla yenilebilir kaynaklardan ortaya çıkacak olan post-karbon enerji sisteminin birleşimi önümüzdeki yüzyıllarda bize, yüzyıllarda değil, yeni sanayi devrimini getirecektir görüşü var. J.M. Lifkin'in. Bu görüş doğrudur fakat yeterli değil. Çünkü önümüzdeki dönüşüm bizlere kalırsa sadece ve sadece sürdürülebilir görüşmeyi yaratacak olan post-karbon enerjiye dayalı ve yenilebilen kaynaklara dayalı üretim sistemini geliştirmekten ibaret değil. Dönüşüm çok daha büyük bir kapsamlı ve görülmemiş bir dönüşüm. Çünkü bu dönüşüm dört tane değişik olayın birbirlerine karşılaştırması ve çatışmasından dolayı geliyor. Dünya müthiş bir demografik dönüşümün aşamasında bir. İki, şimdiye kadar görülmemiş bir jeopolitik ve ekonomik küresel yapıya doğru gidiyoruz. Bu iki. Üç, bütün bunlar çevresel sorunları bir araya getirmekte ve çevresel sorunlarda dünyada tarihinde görülmemiş sorunlarla karşı karşıya kalıyoruz. Dördüncüsü de teknoloji ve sanayinin getirmiş olduğu sadece dijital değil, sadece yenilenebilir kaynaklara dayalı öğretim sistemi değil, nanoteknolojilerin ve nöro bilim alanının getirmiş olduğu ve dijital teknolojisinin getirmiş olduğu yenilik potansiyeli. Bu dört faktör bir araya geldiği zaman öyle bir dönüşümle karşı karşıyayız ki bunun anlamı yeni bir sanayi devrimi değil, tüpedüz yeni bir hümanizma yaratılır. Yani new humanism. Bu nedir bunu söyleyeceğim, bunun için size söylüyorum. Çok kısa özetle şöyle söyleyelim. Önümüzdeki demografik dönüşüm nedir? Dersen ne cevap verirsiniz bilmiyorum. Hani şöyle diyebiliriz. Dünya 7 milyardan 9 milyara doğru gidiyor. 2050 yılına doğru. Hani derler ki 2 milyar daha fazla beslemek bu çevresel sorunlar içinde, bugünkü tarım sorunları içinde başlı başına bir sorun. Platon'un yaşandığı dönemdeki Yunanistan'a giderseniz orada da dünya birkaç milyondan 10 milyona doğru falan giderken de aman büyük sorunlar var, mutlaka bir doğum kontrolü yapalım, bunları durduralım denilirdi. Bence sorun 7 milyardan 9 milyara geçmek değil. Sorun 2050 yıllarında 9 milyar nüfusun %70'inin büyük şehirlerde yaşaması, o da bir sorun ama esas sorun bu değil. Dünya tarihinin görmediği, hiçbir zaman için rastlamadığı yepyeni bir düzenle karşı karşıya kalıyoruz demografik. 2050 yılına doğru aşağı yukarı ortalama ömür süresi 100 yılı aşacak. Bu ne demektir? Dünya tarihinde ilk defa olarak aynı gökyüzü veya aynı çatı altında, aynı gökyüzü altında diyelim, 4 kuşak bir arada yaşayacak ilk defa. Siz büyük annenizin annesine ne denir bilir misiniz? Bilemezsiniz. Çünkü öyle bir kavram yok. Çünkü 4 kuşak bir arada yaşama yeni bir olay. Bugün var. Bugün var ama oransal olarak baktığımız zaman çok az. Bu genelleşecek 2050'de. Bu niçin bir sorun? Şu anlamda bir sorun. 100 yıl yaşayabilme ihtimalinin artması demek. Sadece ve sadece 4 kuşağın bir arada yaşamasını gerektirecek kuramları keşfetmek ve yaratmak demek değil. Çünkü içinde bulunmuş olduğumuz kurumlar, bu kurumlar emeklilik kurumu olsun, eğitim kurumu olsun, sosyal koruma kurumları olsun, aile kurumları olsun hatta baktığımız zaman, 3 kuşağın bir arada yaşayabilmesi için yaratılmış kurumlardır. Dolayısıyla önümüzdeki 40 yıl, 30 yıl muazzam bir kurumsal dönüşüme tanık olacaktır.
4 kuşağın bir arada yaşayabilmesidir. Yani 65 yaşında, 70 yaşında emekli olacaksınız da 100 yaşında, 110 yaşında hayata veda edeceksiniz. 40 yıl emekli yaşayacaksınız. Yok öyle bir şey. Dolayısıyla yepyeni bir sosyal yaşam tarzı, yepyeni evreler yaşamda icat etmemiz lazım. Bunu icat edecek kimler? Sizler. Yeni nesil. Bu sorunun çözümünü biz daha bilmiyoruz. Sizler yaratıcı gücünüzle, gelişimcilik görüşünüzle yeni kurumları yaratacaksınız. Yeni kurumlar demek yeni fırsatlar demektir. Yeni fırsatlar nedir? Çünkü sadece ve sadece 100 yıl yaşama ihtiyacı yeni kurumların yaratılması demek değil. 10-16 yaş arasındaki insanların çocuklarında psikolojisini, yani insan psikolojisini temelden değiştirir. Yani 10 yaşında, 20 yaş arasında 100 yaş yaşama perspektifini taşıyabilmek için kendinizi, vücudunuzu, beyninizi o dünyaya hazırlamanız lazım. Çünkü 70 ile 100 yaş arasında yaşamanın bir anlamı olması için vücudunuzun, beyninizin sağlam olması lazım. O da daha 10 yaşından itibaren hazırlanır. Dolayısıyla tüketim modelleri değişecektir. Hizmetler modelleri değiştirecektir. Çünkü zamanı olan orantı ve vücudunuza olan orantılar tamamıyla değişecektir. Bu demektir ki yeni ürünler, yeni hizmetler ve çok önemli tüketici davranışlarında değişimleri beraberinde getirecektir. Bu sadece ve sadece demografik dönüşümden bahsediyorum. İkinci büyük dönüşüm ekonomik alanda ve jeopolitik alanda. Jeopolitik alanında ne oluyor? Bugün şimdi sevgili öğrenciler sabah kalkın, haberlere bakın. Sanarsınız ki dünya başımıza yıkılıyor. Her yerde kriz var. İşte Kobani'ymiş, Irak. Kafalar kesiliyor. Efendim Japonya yeniden resesyona girdi. Fransa'da, Almanya'da ekonomik büyüme sıfırlandı. Deflasyona doğru gidiliyor. İşsizlik boyutlara erişti. İşte gelişmekte olan ülkelerde Çin'de olsun, Türkiye'de olsun, Brezilya'da olsun, hasbelkader sosyal şeyler var. Bir takım hareketlilikler var, kültürel hareketlilikler var. Birden de olaylar patlıyor. Bunlara baktığımız zaman günlük olarak sanarsınız ki dünya krizde. Doğrudur. Peki size başka bir şey daha söyleyeceğim. Şimdi olaya uzun vadeli bakarsak, geçtiğimiz 20 yıldan önümüzdeki 20 yıllar giderken ne oluyor? Çok güzel haberler var. Bundan 20 yıl evveline kadar Batı'nın icat etmiş olduğu tüketim modeli ve yaşam standartları sadece ve sadece 1 milyarın altındaki insanın ulaşabildiği şeyler, bir model Batı'ya. Amerika'ya, ABD, Kanada, Avrupa ve Japonya'ya mahsus. Geçtiğimiz 20 yılda ve önümüzdeki yıllarda, 10 yıllarda 2 milyar, 2,5, 3 milyar insan yoksulluktan çıkıp Batı'nın standartlarına, hayat standartlarına ulaşıyor. Çin'de, Hindistan'da, Endonezya'da, Rusya'da, Türkiye'de, Güney Afrika'da, Brezilya'da, Meksika'da. Birinci sanayi devriminden arifesinde 18. yüzyıl sonunda bu bahsetmiş olduğum büyük demografik ülkeler dünya üretiminin 1/3'üne sahipti. İran'ı da dahil edersek olarak. 2050 yılında yeniden dünya üretiminin 1/3'ünü elde edecekler. 1/3'den %20'den aşağı indiler geçtiğimiz yüzyılda bir ülkeler. Şimdi bu şu demektir. Batı'nın dominasyonunla geçen jeopolitik modelden multipolar dediğimiz çok kutuplu bir jeopolitik dünyaya geçiyoruz. Çin'in, Hindistan'ın, Avrupa'nın, Amerika'nın, Güney Amerika'nın ve de yerel güçlerin, hani Türkiye gibi, Meksika gibi, Güney Afrika gibi bunlar yerel güçler, bir de küresel güçler var. Bunların sürekli çatıştığı ve pazarlık yaptığı yeni dünya düzenini kurmak için yepyeni bir düzene gidiyoruz. Bu düzenin regülasyonu yok. Dünya jandarması yok artık. Öyle bir güç yok, süper güç yok. Bu yepyeni bir dünya. Bu yepyeni bir dünyanın getirmiş olduğu sorunlar var. Fakat bu iyi bir haber. Nihayetinde bugün dünya 2,5-3 milyarlık bir orta sınıfa sahip. Batı standartlarının, hayat standartlarına hasbelkader kavuşmuş. Yalnız bu güzel haber
üçüncü bir trendi beraberinde geliyor, çevresel sorunlar. Bugün karbona dayalı enerji üretimiyle, yenilemeyen kaynaklarla yapılan üretim tarzında 3 milyara 1 milyar daha ekleyip 2050 yıllarına doğru gitmek demek, çevre tehlikesi, çevresel tehlike ve insan hayatını, yaşamını tehlikeye atacak bir noktaya doğru getiriyor dünyayı. Yani muazzam bir çevresel krize de girebiliriz, ekonomik krize de girebiliriz. Nedeni ne? Çünkü yenilenemeyen enerji kaynaklarına ve doğal kaynaklarla gelen gelişme bir noktadan sonra muazzam bir fiyat artışlarına sokacak bizi temel kaynaklarda ve gelişmekte olan ülkelerin gelişme hızını kıracaktır. O yepyeni bir krize gireceğiz. Dolayısıyla buradan çıkış yolu bizi dördüncü önemli şeye getiriyor, noktaya getiriyor. Dördüncü önemli nokta bugün sanayilerde, bilimdeki devrim, nanoteknoloji, dijital teknoloji, biyoteknolojiler ve nörobilimlerinde yeni enerji kaynaklarını kuracak yeni teknolojileri hep beraber bir sistemik hareket olarak yepyeni inovasyonları yol açmasından önümüzde şöyle bir potansiyel var. Yepyeni bir üretim tarzı ve post karbon enerjiyi icat edebilmeniz. Yani sürdürülebilir gelişmeyi, büyümeyi icat etmemiz. Bu daha icat edilmedi, laf. Kim size sürdürebilir diyorsa, büyümeden bahsediyorsa, daha orada da yok. Henüz başlangıçta. 2050 yılına doğru bunu icat etmeniz lazım. Dolayısıyla önümüzdeki bu dört tane önemli kopma noktasının ortaya getirmiş olduğu sorunları çözmek demek, girişimciliği geliştirmek demektir. Çünkü ne bu devlet elinde olabilir, ne süper güçlerin yaptığı iş olabilir, ne de uluslararası kurumlarla olabilir. Dünyanın her yerinde serpiştirilecek ve küresel olarak birbirlerine bağlı, birbirlerinden esinlenen girişimcilik modellerinin getireceği dinamik bu sorunları çözecek, bizi post karbon dünyaya götürecek. Yeni hümanizmayı icat edecek. Yeni hümanizmadan kastım nedir? Sürdürülebilir büyümeyi icat edip bunu uluslararası bir ne denir Türkçe'de şimdi? Citizenship. Türkçe'de ne deniliyor? Global citizenship mantalitesiyle sürdürülebilir büyümeyi icat etmek demek, yeni hümanizmayı icat etmek demektir. Bu yeni bir sanayi devrimi değil, yeni hümanizma. Bunu yapacak olanlar da girişimciler. Girişimcilerden de kastettiğimiz şu, yeni faaliyet alanları açan insanlar, bu yeni faaliyet alanları ekonomik olabilir, sosyal olabilir, kurumsal olabilir. Yani önümüzdeki yıllarda milyonlarca business, ekonomik alanda, sosyal alanda ve kurumsal alanda girişimcilere ihtiyacımız var. Bu dönüşümü sağlayacak. Çünkü bu sorunlar aslında bir fırsat. Önümde vaktim yok ama çok özetlersem şunu söyleyeceğim. Peki girişimci yetiştirmemiz lazım milyonlarca. Girişimcilik ekosistemi yetiştirmemiz lazım. Kimdir girişimci? Özellikleri nedir ki? Nasıl yetiştirelim? Her şeyden önce unutmayın, bu dediklerini yapacak olan girişimciler bir radikal iyimser insanlar. Radikal iyimserlik girişimciliğin vazgeçilmez faktörüdür. Radikal iyimserlik dediğimiz nedir? Bu bahsettiğim sorunları bir kriz olarak görmek değil, bir fırsat olarak görmek. Tehlike olarak görmek değil, tam tersi yaratıcılığın özü olarak. Dolayısıyla sorunlara çözüm getirebilmek için önce tehlike değil, fırsat görmek lazım sorunlar. İkinci önemli şey, girişimci insanlar özellikle çocuk kalabilmeleri lazım. Neden çocuk kalabilmeleri lazım? Çünkü çocukların öyle bir özelliği vardır ki her şeyin üstünde, önünde hayrete düşmek. Wondering dedikleri İngilizlerin, şimdi ben bunu doğrudur Türkçe'ye çeviremiyorum. Wonder. Böyle bir özellikleri vardır çocukların. Dolayısıyla girişimcinin özü de bu. Yani sorunlar karşısında, yeni bir dünya karşısında hayranlık duymak, merak duymak. Aynen bir çocuk gibi. Üçüncü özelliği girişimcinin asilik. Asilik ne demektir? Bu böyle gitmez.
bu böyle gitmez, bu düzen böyle gitmez, bu business modeller böyle gitmez, bu finans sistemi böyle gitmez, yeni bir dönüşüme ihtiyacımız var diyen insan, asilik. Şimdi bizim eğitim sistemimizde asiliğe yer var mıdır bilmiyorum. Radikal insiyanlık, çocuk kalabilmek asilik, bütün bunlar şu demektir, fırsatları görebilmek demektir. Dördüncü özelliği girişimcilerin belirsizlikten korkmamaktır. Belirsizlik ortamlara anlam kazandırmak için vizyon geliştirme yeteneği. Bu da dördüncü yeteneğidir girişimcilerin. Beşinci yetenek, bunları tamamlayan yetenek olmazsa olmaz, yaratıcılık. Yaratıcılık. Oldu, tamam. Hemen bitiriyorum zaten. Son şey yapacağım, toparlayacağım. Duyuyor musunuz? Duyuyorum. Ben sizi göremiyorum yalnız. Hocam, görüntü kalitesi olsun diye bir kalitesi görmüyorsunuz. Tamam, oldu. Yaratıcılık demek, merkez değiştirmek demek, olaylara başka açılardan bakmak demek. Biz bir girişimcilere odaklı mesela business school olarak şöyle yapıyoruz. Dünyanın başka yerlerinde kampüs açıyoruz ki olaylar Avrupa Çin'den değişik gözüküyor. Türkiye Çin'den başka gözüküyor. Avrupa'dan başka gözüküyor. Kendi içinden başka gözüküyor. Daha doğrusu merkez değiştirmek demek değişik dünyalardan aynı ülkeye bakabilmek. Bir de disiplin açısından merkez değiştirmek önemlidir. Fizikten başka Kantum fiziğinden olaya bakmak, Newton fiziğinden bakmak başka başka perspektifler getirir. Kimyadan bakmak, sanattan bakmak, ekonomiden bakmak, kimya ondan sonra tekrar siyasal bilimlerden bakmak aynı olarak çok değişik perspektifler getirir. Perspektif değiştirmek ve merkez değiştirmekten kastımız bu. Dolayısıyla yaratıcı yetiştirmek için değişik kültürlerle insanlara aşina etmek, olaylara değişik kültürler açısından bakmak bir de değişik disiplinler açısından bakıp interdisiplinariteyi geliştirmek gerekiyor. Ondan sonra yaratıcılıktan sonra ne var? Özgüven. Özgüvensiz risk alınmaz. Risk alabilmek demek, özgüven sahibi olabilmek demek. Çünkü risk alabilmek için başarısızlıktan korkmamak lazım. Başarısızlıktan korkmamak için de özgüven gerekir. Düşünün, eğitim sistemimiz ailede olsun, okullarda olsun, özgüvenli insanlar geliştiriyorlar mı? Sizi bu konuda baş başa bırakayım düşüncenizde. Bütün bunlar bir araya kaldığı geldiği zaman, girişimciliğe niyetli bir insan, girişimciliğe niyetten girişimciliğe geçebiliyor projeyi. Ama son söyleyeceğim söz şu. Yeni bir iş alanı, yeni bir faaliyet alanı yaratmak, startup dediğimiz olay, başlanmak yetmez. Esas sürdürülebilir gelişmeyi bir ülkede veya dünyada geliştirecek olan girişimcilik ki girişimcilerin %3'ü %2,5'u ancak böyle başladığı işi büyük ölçeklerde geliştirebilmek. Yani startup'tan scale-up'a geçebilmek. İşte esas girişimci dediğimiz insan startup'tan scale-up'a geçip yapmış, yaratmış olduğu işi büyük ölçeklere geliştirebilmek. Bunun için de ne yapmak lazım? İlişki ağ kurmak, kaynakları birleştirme kapasitesi, başka girişimcisi, girişimci ruhu olan insanlarla beraber ekip kurabilmek. Bütün bu faktörler bir araya geldiği zaman bahsetmiş olduğumuz devrimi yapacak girişimci profili ortaya çıkıyor. Bunlar nasıl yetiştirilir, hangi eğitim tarzında? Bu da bir başka konu. Bunu da inşallah bir başka zaman size izah ederim.
Oldu. Sesinde video konferansında olsa sizi ağırlamaktan gurur duyduk. Çok teşekkürler. Sağ olun. Rica ederim. Sizlerle